YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Betül Uzunoğlu. Size bugün çok farklı bir deri görünümlü metal ekip çantayla geldim arkadaşlar. Çantanın örgü tekniği ve yapılışı oldukça basit. Bir veya iki günde tamamlayabileceğiniz bir çanta oldu. Şöyle bakın, detayları biraz yakından da göstermek istiyorum. Şöyle kabarık bir püskül yapmak istedim. Püskülün miktarını istediğiniz ölçülerde ayarlayabilirsiniz. Yine çanta boyutunu da ayarlayabilirsiniz. Şu şekilde çantamızı yanlardan katlayarak farklı bir şekil verdim. Ve çanta sapının da detaylarını göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Deri görünümlü iple bu şekilde bir çanta sapı hiç görmediğinize eminim. Gerçekten bu da çok şık oldu. Yine böyle kışlık kombinlerinizle, kabanlarınızla, klasik kombinlerle harika olacak, kullanılacak bir çanta oldu diye düşünüyorum. Hemen iç kısmını da göstereyim. Şu şekilde bakın, bir iç hacim var. Oldukça derin ve güzel. Çok büyük bir çanta değil, orta boy bir çanta. Astar yapamadım çünkü elimde aynı tonlarda kumaş yoktu. Videoyu bir an önce sizlerle buluşturmak istedim. Ama isterseniz astar arkadaşlar, astar anlatımı videolarım var. Oradan kumaşınız varsa bu çantaya uyarlayarak astar yapabilirsiniz. Astarlı çok daha güzel olacaktır. Bu şekilde ben haki renkte örmek istedim. Bu çantayı istediğiniz iplerle örebilirsiniz. İsterseniz penye ip, yine polyester, makrome kağıt ip, raf ip, hepsiyle harika olacaktır. Çantanın boyutlarına gelecek olursak, yükseklik 20 santim, genişlik 27 santim, püskülümün uzunluğu yine 20 santim, gövde ile aynı boyda yaptım püskülü ve çanta sapımda 55 santim yapıyor. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Şimdi çantamızın yapılışına geçelim. Kullanmış olduğum malzemeler hakkında hemen bilgi vermek istiyorum. Şöyle bal yarn deri görünümlü metalik ipinden arkadaşlar. Toplamda 4 yumak bu haki renginden kullanacağım. Şöyle 1 yumak ipim 120-130 gram arası ağırlıkta ve 50 metre uzunluğundaymış. Benim çantamı örmeniz için 4 yumak bu ipten almanız gerekiyor. 4. yumaktan bayağı bir ipiniz artıyor. 3,5 yumak kullanıyorsunuz diyebilirim. Yine kullanmış olduğum iplerin web sitesini hemen videonun açıklama kısmına link olarak bırakıyor olacağım. Dilerseniz çok farklı renkler de var. İstediğiniz renkleri alıp siz de bu çantayı örebilirsiniz. Şöyle tığ numaram 3,5 numara. Ve iç genişliği arkadaşlar 3 santim olan böyle büyük halkalar kullanacağım. Bunun gold'unu kullanacağım. Şu an kullanmış olduğum için gümüşünü gösterdim. Şimdi çantamızın yapılışına geçelim. Şimdi arkadaşlar çantamızın tabanından başlayacağız. Gövdesine kadar ben size anlatımını aktaracağım. Şöyle gördüğünüz gibi oval taban yaptık. Daha sonra üst kısımları da bu şekilde bir örgü tekniğiyle devam ettirdim. Şimdi ben deri iple ördüm ama daha net, daha anlaşılır olması için size polyester makrome ipimle göstereceğim örgüyü. Şöyle biraz ipimi açayım. Şöyle tığımı alıyorum. Başlangıç olarak oval tabandan başlayalım. Şöyle ipimi aldım, bakın. Şöyle kısa kısmı alta katladım. Tığımı ilmeğimden geçirdim ve bir tane yeni ilmek çıkardım. Ve burada 11 tane deri iple arkadaşlar 11 tane zincir çektim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 tane zinciri çekiyorsunuz. Ve hemen yanındaki, bakın, yanındaki zincirden itibaren sık iğneler yapmaya başlıyorsunuz. Sıramızın sonuna kadar dümdüz birer tane gidiyoruz. Sıramızın sonuna kadar geldik. Bakın son bir tane batma noktam kaldı. Şimdi buraya arkadaşlar ilmeğimi geniş tutarak, tabanımın dönme noktası olacağı için ilmeğimi geniş tutmam önemli. Hemen birinci noktaya batıyorum. Bir tane sık iğne, aynı noktaya bir daha batıyorum. İlmeğim geniş, bakın dikkatinizi çekerim. Sık iğne ve aynı noktaya bir tane daha batıyorum. Sık iğne. 3 tane sık iğne yaptım. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3. Üçünün de ilmeği geniş.
Burada ilmeği eğer sıkı yaparsanız, elinizi sıkı tutarsanız tabanınızda böyle kayma olur arkadaşlar. Bu da tabanınızın eğri olmasına sebep olur. Hemen yanındaki noktalardan itibaren birer tane sıramın sonuna kadar batmaya devam ediyorum. Şimdi sıramın sonuna geldim. Bakın son bir tane batma noktam kaldı şurası. Oraya da arkadaşlar yine tekrar aynı burada yaptığımız gibi ilmeğimi geniş tutarak bir tane sık iğne yaptım. Hemen aynı noktaya bir tane daha yapıyorum. Şimdi en başta yapmış olduğumuz şu sık iğnemiz var görüyorsunuz. Bunu arkadaşlar yokmuş gibi sayacağız ve üçüncü ilmeğimizi o ilmeğin üzerine doğru kaydırarak onu kapatacak şekilde yapmalıyız. Şimdi üçüncü ilmeğimi yapıyorum. En ilk yapmış olduğum sık iğnenin üzerine doğru kaydırdım. Bakın onu kaybettim. Şimdi sırayla dümdüz birer tane batarak sıramın sonuna doğru geliyorum tekrardan. Buradan itibaren tam olarak ikinci sıraya geçmiş bulunmaktayız. Dümdüz devam ediyorsunuz. Evet. Tam tabanımın dönme noktasına geldim. Bakın 3 tane sık iğne yapmıştım buraya. Hemen arkadaşlar birincinin tepesine 2 tane sık iğne yapıyorsunuz. 2 tane yaptım. Ve hemen ikinciye de 2 tane yapıyorsunuz. Ve üçüncüye de 2 tane yapıyorsunuz. Burada 3 tane sık iğne, ikişer tane yapıyorsunuz. 6 tane sık iğne olması gerekiyor. Tekrardan sıranın sonuna doğru devam. Sıramın sonuna geldim. 3 tane altta aynı noktaya batmıştım. Burada ne yaptıysam karşı tarafa da aynısını yapmanız gerekiyor. Şimdi birinciye 2 tane, ikinciye 2 tane ve sonuncuya da 2 tane, 1, 2 tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi ben tabanımın artırma noktalarını yani şu dönme noktalarını karıştırırım diyorsanız hemen tel tokaları hazırlayın. Şöyle 4 tane alıyorum. Bakın 2, 4, 6 tane yaptık ya buraya. 6.'nın tepesine bir tane tel toka batalım. Şimdi diğerlerini de birazdan yapacağız. Şimdi tekrardan ara kısım zaten biliyorsunuz. Her birine birer tane. Şimdi bakın burada 6 tane sık iğne yapmıştık. Bakın 1, 2 tane burada, 2 burada, 2 burada. Şimdi 2 tane sık iğnenin olduğu noktaya arkadaşlar burada hemen başlıyoruz. Birinciye şöyle çift batıyorum. 1 ve 2. Birinciye çift battım. Şimdi 2 tane yaptım ya buraya. Birincinin tepesine şunu bir takalım. Burası tabanımın dönme noktasının yani şu kısımdaki sınır. Şimdi birinciye çift yaptım. Diğerine tek yapıyorsunuz. Sonra tekrar çift. Sonra tek. Ve sonraki noktaya çift. Ve bakın burada 2 tane altta batma noktam var. En son noktaya da tek yapıyorum. Ve tel tokamı takıyorum. Burası benim tabanımın artırmasının olduğu yer. Bakın şöyle bir tane çiftle başladım. Tek, çift, tek, çift, tekle bitirmeniz gerekiyordu. Şimdi sıramın sonuna kadar dümdüz devam.
Ve şimdi de burada bakın. En başta iki tane batmış olduğum noktaya geldim. 1, 2 aynı noktaya batmışım. Tekrardan ne yapıyorum? Birinciye çift batıyorum. Birinciyi yaptım. Tokamı takıyorum. Ve aynı noktaya bir tane daha yaptım. Birinciye çift. Sonra tek. Sonra çift. Ve tek. Tekrardan çift. Ve tel tokamın olduğu yere de teki yapıyorum arkadaşlar ve tokamı aynı noktaya takıyorum. Bakın buradan itibaren şimdi 1, 2, 3 sıra bitirdik. Sıra 4. sıraya geçiyoruz. Bu karşı tabanda nasıl ilerlediyseniz burayı da öyle bitiriyorsunuz. Şimdi sıranın sonuna kadar birer tane tekrardan. Evet, sıramın sonuna kadar geldim. Tokamı çıkarıyorum. Tokamın olduğu yere bir tane çift yapacağım. Birinciyi yaptım. Ve hemen aynı noktaya bir tane daha. Bir tane çift yaptım. Sonra arkadaşlar iki tane tek yapıyorsunuz. Bir, hemen yanındakine iki. Bir tane çifte başladık. İki tane tek. Tekrardan bir çift. İki tane tek, bir hemen yanına iki, tekrardan çift ve iki tane tek, bir ve tokamın olduğu noktaya da ikinci tekimi yapıyorum. Tokamı üste taşıyorum. Şimdi ne yaptık? Bakın dördüncü sırada bir tane çifte başladık. Çift, iki tek, çift, iki tek. Bu şekilde devam ediyoruz. Sıramın sonuna kadar devam. Şimdi ne yapıyorduk? Kural karşı tarafta neyse aynısını yapıyoruz. Bir tane çift yapacağım buraya. Tokamı birincinin tepesine taktım. Aynı noktaya bir tane daha. Ve hemen iki tane tek. Bir, iki. Ve tekrardan bir tane çift. İki tane tek. Bir çift. Bir çift ve iki tane tek yaptım. Tokamı çıkardım. Üste taşıdım. Şimdi tekrardan bakın 2 4. sırayı bitirdik. Buradan itibaren 5. sıraya geçmiş bulunmaktayız. Dümdüz devam. Ve burada 5. sırada arkadaşlar tokamı çıkarıyorum. Tokamın olduğu yere bir tane tek yaptım. Ve hemen tokamı taktım. Buraya bir tane tek yaptım. Hemen yanındaki noktaya bir tane tek yaptım. Ve hemen yanındaki noktaya bir tane çift. İki tekle başladım. Bir çift. Şimdi sırada arkadaşlar 3 tane tek. 1 2 3 ve bir tane çift. Ne yaptık? 2 tek, 1 çift, sonra 3 tek, 1 çift. Tekrardan 3 tek ve 1 çift. Ve bir tane tekle dönme noktası bitti. Tokamı yukarıya taşıyorum. Ve her birine birer tane batarak sıramın sonuna kadar yine gidiyorum.
Aynı işlemi bu tarafta da yapacağım. İki tane tekle başlayacağım. Tokamı çıkarıyorum. Bir üste taşıdım. İki tek. Bir çift. Sonra iki tek. Ay, üç tek pardon. İki tekle başladık. Bir çift, sonra üç tek. Bir tane çift. Ve üç tek. Bir tane çift. Ve tokamın olduğu yere kadar geldim. Buraya da bir tane tek yapıyorum arkadaşlar. Sıramı sonlandırdım. İki tane tekle başlamamın sebebi altta üst üste çift noktalar denk gelmemesi için bu şekilde yaptık. Kafa karışıklığı oluşmasın. Şimdi sırada sıramın sonuna doğru dümdüz ara kısmı bitiriyorum. Burada yeni sıraya geçmiş bulunmaktayız. Şimdi tokamın olduğu noktaya kadar geldim. Sırada arkadaşlar 2 tek, 1 çift, 3 tek, 1 çift olacak şekilde devam etmiştik. Sırada şimdi 4 tane tekle başlıyorum. Bir tane sık iğne yaptım ve tokamı üste taşıdım. 4 tek yapıyorum. 2, 3, 4 ve 1 çift yapıyorum. Ve tekrardan 4 tek. Ve bir tane çift yapıyorum. 4 tek. 1, 2, 3, 4 ve tokamın olduğu yere de bir tane çift yapıyorum arkadaşlar. Tokamı çıkarıyorum. Sonuncu sık iğneye takıyorum. Şöyle bir görüntüsü oluştu bakın. Sıramın arası dümdüz devam ediyor. Dönme noktalarının arası. Şimdi arkadaşlar burayı da aynı şekilde 4 tane tekle başlıyorum. Karşı tabanda yaptığımın aynısı. 2, 3, 4 ve 1 çift. 4 tek. Ve bir tane çift. 4 tek. 1, 2, 3, 4 ve buraya da bir tane çift yapıyoruz ve son noktaya tokamı takıyorum. Son iki artırma sıramız kaldı. Bu tabanı siz istediğiniz boyutta bırakabilirsiniz ya da büyütebilirsiniz. Burada yeni sıraya geçtik. Karşı tabanda yaptığınızı diğer yere yaptıktan sonra yeni sıraya geçmiş bulunuyorsunuz. Şimdi tabanımın dönme noktasına kadar geldim. Tokamı çıkarıyorum. Buraya bir tekle başlıyorum. Ve tokamızı takalım. Bir tek. Bir çift. Ve burada bir tekle başladık. Bir tane çift yaptık. 5 tane tek yapıyoruz. 2, 3, 4, 5. 5 tane tek yaptık. Tekrardan bir çift. Sırada 5 tek. Bir çift yapıyorum.
5 tane tek yapıyorum. 2, 3, 4 tek de zaten dönme noktam bitiyormuş. Şimdi arkadaşlar sırada bakın şu ara kısmı dümdüz devam edeceğim. Burayı da yine aynı şekilde bir tekle başlıyorsunuz. Bir çift, daha sonra 5 tek, bir çift, 5 tek, bir çift olacak şekilde buraya kadar geliyorsunuz. Bakın size söylediğim gibi 5 tek bir çift sıramını da tamamladım. Şu ara kısmı yine dümdüz devam ediyoruz. Burada yeni sıraya geçmiş oluyoruz. Şimdi sırada tel tokamı çıkarıyorum. Bir tane tek yapıyorum. Bu arada tel tokamı takmama gerek yok. Bu benim son artırma sıram. Bir tane tek yaptım. Şimdi iki tek daha yapıyorum. Yani üç tane tekle başlıyorsunuz yeni sıraya. Üç tek, bir çift. Ve yine şu an altı tek yapıyoruz. Yine teklere geçiyoruz. 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane tek, bir çift. Bakın 3 tane tekle başladık, bir çift yaptık. Sonra 6 tek, bir çift, 6 tek, bir çift olarak gidecek. Bir çift yaptık. 6 tane tek yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tek yaptım. Şimdi bir çift yapıyorum. Şimdi tel tokamın olduğu noktaya kadar tek olarak devam ediyorum. Tokamı artık çıkarabilirim. Şimdi tabanımın diğer noktasına kadar dümdüz devam. Şimdi tokamın olduğu noktaya kadar geldim. Yine karşı tarafta ne yaptıysam aynısını yapıyorum. Tokamı çıkarıyorum. Şimdi 3 tane tekle başlıyorum. 1, 2 ve 3. Ve bir tane çift yapıyorum. Ve 3 tek. Pardon, 6 tek. 3, 4, 5 ve 6. 3 tane tekle başladım. 1 çift. Daha sonrası 6 tek 1 çift olarak devam edecek. 1, 2. Sonra dümdüz 2, 3, 4, 5, 6 ve 1 çift yapıyorum. Ve sonra düz olarak tokamın olduğu noktaya kadar geldim. Şimdi bu son tokam benim başlangıç ve bitişimin olduğu nokta. Şöyle bakın, harika bir oval tabanımız oldu. Şu şekilde deri iple ördüğünüz zaman tabii ki daha kalıplı, daha büyük oluyor gördüğünüz gibi. Bu arada istediğiniz iple örebilirsiniz. Aynı ölçü ipten ipe, ipin inceliğine, kalınlığına göre fark edecektir mutlaka boyutu. Şöyle bakın, burada daha büyük. Şimdi sırada arkadaşlar yeni boyut, yeni örgü tekniğine geçeceğiz. Ona geçmeden önce hemen bakın böyle ben taban için tekrardan ne yapmanız gerektiğini bırakayım. 11 tane sık iğneyle baş, 11 tane zincirle başlıyorsunuz. Sonra tabanın dönme noktasında 3 tane sık iğne yapıyorsunuz. Daha sonra hepsine çift batıyorsunuz. İkinci sırada. Sonra diğerinde çift tek, çift tek olarak devam ediyorsunuz. Üçüncü sırada bu şekilde ve şuraya kadar geldik. Bakın 6 tek bir çift dilerseniz buranın ekran görüntüsünü oval taban için alabilirsiniz. Sadece burada 3 sık iğneden sonra hemen onu da yazayım hatta. Sonraki sıra hepsine çift diyelim. Bakın sadece şunu eklemeyi unutmuşum. 3 tane sık iğne yapıyoruz ya dönme noktasına. Sonra hepsine çift batıyoruz. Ondan sonra buna geçiyoruz. Bu şekilde bakın devam ederek artırma sırasını
bitirebilirsiniz. İsteyenler bunu kaydedebilir bu şekilde daha sonra başka çantalarda da kullanmak için. Şimdi sırada bakın, ben şöyle artırmamı bitirmişim. Sonra arkadaşlar 2 sıra, 1, 2 sıra dümdüz, sadece hiçbir artırma olmadan sık iğne yapıp gelmişim. Dümdüz hiçbir artırma olmadan sık iğne yapıp geliyorsunuz 2 sıra. Şimdi beni 2 sıra dümdüz sık iğne yapıp gelmiş gibi farz edin ve şimdi şuradaki örgü tekniğine geçelim arkadaşlar. Burası için ben deri ipimle şöyle başlangıç olarak bu tel tokamı bu arada daha sonra şuraya atıyorum. 3 tane bakın zincir çekiyorum. 1, 2 ve 3. Ve tığımın başına doladım arkadaşlar. Hemen olduğum noktaya ikili trabzan yaptım. Şu şekilde bir görüntüsü oldu bakın. Şimdi tekrardan tığımın başına doladım. Bir tane zincir atladım. Hemen yanındaki noktaya battım. İkili trabzan, bir tane zincir çekiyorsunuz. Tığıma doladım. Aynı noktaya ikili trabzan. Bakın şöyle bir görüntüsü oldu. 3 tane zincirle başlayıp aynı noktaya ikili trabzan yaptık. Daha sonra arada zincir çekmiyoruz. Bir tane zincir atlıyoruz. İkili trabzan, araya bir zincir, ikili trabzan. Şimdi bakın ikili trabzanımı yaptım. Tığıma doladım. Bir zincir atlıyorum. Diğerine ikili trabzan ve bir tane zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Aynı noktaya ikili trabzan. Bu şekilde V'ler oluşmaya başlayacak bakın. V'ler arasında zinciri yok. Tığımın başına doladım. Bir zincir atladım. Şöyle ikili trabzan. Bir tane zincir çektim. Ve aynı noktaya ikili trabzan. Yani sadece aynı noktaya battığınız ikili trabzanların arasında zincir var. Başka da hiç yok. Daha sonrası hep ikili trabzan. Son kez gösteriyorum. Birine atlıyorum. Diğerine ikili trabzan. Araya bir zincir. Tekrardan aynı noktaya ikili trabzan. Bu şekilde arkadaşlar sıranın sonuna kadar devam ediyorsunuz. Şimdi sıranın sonuna kadar bu şekilde V'leri yapıp geleceksiniz. Şimdi bakın burada tel tokamı çıkarıyorum artık. Buna ihtiyacım yok. Şöyle bakın. Bir V'yi başladığım nokta var. Bir de şurada bir sık iğne var. Bu sık iğne buranın içinde kalması gerekiyor V noktasına ait. O yüzden arada bir tane kaldı. Hemen sırada bakın. Bağlantımı bu şekilde yapıyorum. Bakın şu 3 tane ilk V'min içine 3 tane zincir çekmiştim. İçine batıyorum. Tekrar göstereyim. İçine batıyorum. Kaydırmamı yaptım. Ve burada ne yapıyorum? Hemen 3 tane zincir. Başlangıç hep bu şekilde kaydırmayla birleştiriyorsunuz. 3 tane zincir. Tığımın başına doladım. Aynı noktaya ikili trabzan. Bakın bu şekilde başlangıç yaptım. Sonra ne yapıyorsunuz? Tığınızın başına doladınız. Hemen sıradaki V'nin içine arkadaşlar. İçine bu şekilde ikili trabzan yapıyorsunuz. Bir zincir. Aynı noktaya tekrardan ikili trabzan. Tığımın başına doladım. Sıradaki V noktası bakın. İçine batıyorum. İkili trabzan ve bir zincir. Tığımın başına doladım. Aynı noktaya ikili trabzan. Görüntü bu şekilde oluşuyor. Bakın son kez bir daha göstereyim. Hep V noktalarının içine batıyorsunuz. Tığımın başına doladım. İçine batıyorum. İkili trabzan ve araya bir zincir. Aynı noktaya ikili trabzan. Bu şekilde arkadaşlar gövdemizin tekniği tamamen bakın bundan ibaret. Hep dediğim gibi sıranın sonuna geldiğiniz zaman ne yapacaksınız? Şöyle batarak kaydırma işlemi de birleştirip 3 zincir çekip aynı noktaya bir tane daha ikili trabzan yapacaksınız. Sonra standart bunlara devam edeceksiniz. Ve en son bu şekilde kaç sıra yapmışım ben hemen sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tam 9 sıra ben V sırası yapmışım. Siz de istediğiniz uzunluğa gelene kadar istediğiniz sıra sayısında yapabilirsiniz. Bu şekilde devam ediyorsunuz. Şimdi ben şöyle sökeyim. Farz edin ki 9 tane yaptım geldim. Şöyle 9. sırada da kaydırma işlemini. Şöyle 9. sırayı yaptığımı farz edin. Ve sıramın sonuna geldim. Kaydırma işlemiyle birleştirdim. Bir tane zincir çektim. Şimdi burada V noktasının içine bir tane sık iğne yapıyorum.
Hemen bakın şu tepe noktalarını görüyorsunuz değil mi? Tepe noktalarına sık iğne. Tekrardan sık iğne. Şu V noktasının içine geldiğiniz zaman sık iğne. Ve tekrardan trabzanımın tepesine ve şuraya, hemen buradaki görmüş olduğunuz başakların tepesine sadece V noktasının içine bir tane yapıyorsunuz ve tekrardan buraya trabzanların üzerine. Bu şekilde bakın, iki sırada arkadaşlar sık iğne yapıp geleceksiniz. Sıranın sonuna geldiğiniz zaman tekrardan hiçbir zincir vesaire çekmeksizin spiral bir şekilde üstüne batarak dümdüz ikinci sıraya kadar devam edeceksiniz. Pardon, ben bir sıra yapmışım. Bir sıra devam etmeniz yeterli. Tabi bu sizin isteğinize kalmış. İsterseniz iki sırada devam edebilirsiniz. Şimdi bir sıra sık iğne yapıp geleceğim. Şu çantamın ağız kısmını nasıl kapatıyorum? Şuradan kapatmışım hatta, bakın. Onu göstereceğim. Şimdi ben sıramın sonuna kadar geldim. Bakın, çantamın ağız kısmına bir sıra sık iğne yaptım. Burada da aynı şekilde size göstermek adına bir sıra sık iğne yaptım. Ve şöyle sıranızın sonuna geldiğiniz zaman şu şekilde bakın, ilk yapmış olduğunuz sık iğnenin arkasından batıyorsunuz ve ilmeğinizi alıyorsunuz. Arka kısma taşıdınız. Çantanızın iç kısmına taşıdınız ilmeği bu şekilde. Ve şöyle bir iki tane zincir çektikten sonra kesiyorsunuz ve ilmeği çıkarıyorsunuz. Burada dümdüz bir ip kalıyor. Böyle sıkmanız gerekiyor. İpinizi de örgülerin arasından, ilmeklerin arasından gizleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde ben size kısaca hemen anlatmak istedim. Çünkü ipim daha koyu olduğu için ilmek noktalarım, batma noktalarım belli olmayacaktı. Şimdi bu kısmı bitirdik. Sırada çantamızın sapı ve gövdesine geçelim. Şimdi biraz büyük şöyle iki tane halkam var arkadaşlar. Çantamı tam düzgünce ortadan ikiye katlamam gerekiyor. Çantanızı katlarken mutlaka tabanınızın eğri olup olmadığını kontrol edin. Düzgün dursun. Şu şekilde katlayalım. Bakın, hatta şöyle yapalım. Ve şu V'ler düzelsin diye, biraz daha düzgün gözüksün diye yukarıya doğru çok az esnetme yapabilirsiniz. Evet. Şimdi bu şekilde sanırım gayet de düzgün bir katlama oldu. Şöyle düzeltiyorum hemen taban kısmını. Burada çantanızın yan kısımlarından katlama yapacağız. Şimdi bakın, çantanın sapına ve katlama işlemine geçmeden önce astar yapmak isteyenler bu aşamada astarını yapıp dikebilir arkadaşlar. Ben aynı tonda bu şekilde haki tona yakın kumaşım var ama az olduğu için, yeterli olmadığı için astar anlatımını gösteremiyorum. Ama benim YouTube kanalıma girip videolarıma bakarak astar anlatımlı videolarım var. Onlardan kendi çantanıza uyarlayabilirsiniz. Zaten videolarımda arkadaşlar açıklamalarında sonunda astar anlatımlı yazıyor. O videolardan bakarak astar çalışmasını yapabilirsiniz. Şimdi ben ortadan ikiye katladım. Astarım yok benim. Siz astarı yaptıktan sonra böyle ortadan ikiye katlıyorsunuz. Ve şu şekilde bakın, istediğim boyutta şöyle bir katlama yapacağım, istediğim genişlikte. Şu şekilde. Şimdi bunu hemen şöyle bir sayalım. Ben size ne kadar yaptığımı göstereyim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24. 24 tane bakın sık iğneyi buradan tutmuşum ben. Şu şekilde katlamasını yapıyorum. Şimdi bu katlamayı daha içe getirmek, yani şöyle daha içte tutmak ya da daha dışta tutmak size kalmış. Sadece bunu ayarlarken çantanızın ağız kısmının rahat olup olmamasına dikkat edin. İsterseniz çantayı düz bir şekilde de kullanabilirsiniz. Şöyle tekrar tabanımı kontrol ediyorum. Herhangi bir eğrilik istemiyorum. Şöyle bakalım, gayet düzgün görünüyor. Şimdi tam buradan arkadaşlar 1, 2, 3, 4 tane noktada şu halkamı geçirmem gerekiyor. Şöyle uç kısım veya orta kısım, yani şu uç kısma yakın veya orta kısımda yaparsanız daha iyi olur. Şu tarafa yakın yaparsanız bu içeride potluk yapabilir. Şöyle başlayalım ortadan.
2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Evet, şöyle halkamı bakın. Gayet basit bir şekilde geçirdim. Ve güzelce kapattıktan sonra şöyle ters kısmı içe çevirseniz şöyle daha şık bir görüntüsü olacaktır. Şöyle bir görüntüsü oldu bakın. Şimdi aynı şekilde bu tarafı da yapacağım. Şimdi 2, 4, 6, 8, 12, 13. Şimdi şöyle göz kararı zaten az çok biliyorum. Şuradan tutacağım. Şu şekilde katladığım zaman bakın zaten aynı ölçüyü elde etmiş olacağım. Önemli olan şöyle dümdüz katlamak. Evet, bu şekilde bakın çantamın şeklini oturttum. Şöyle açtığım zaman ağız kısmı bu şekilde. Yanlar da bu şekilde. Şimdi sırada çantamızın sapını yapacağız. Şimdi çanta sapını isterseniz kendi bildiğiniz örgü teknikleriyle de yapabilirsiniz. Ben şöyle 55 santimlik çekmecemi kullanarak arkadaşlar çanta sapını yapacağım. Deri ipimi alıyorum. Şu şekilde başlıyorum bakın. Ve deri ipimi esnetmeden şöyle hatta biraz potluk olacak şekilde sarıyorum. Esnetirseniz 55 santimden yaptığınız zaman daha kısa bir çanta sapınız olacaktır. Bu şekilde birkaç kere sarma işlemini yapacağım. Şu an 3 oldu. 4 oldu. Şimdi 13 kere arkadaşlar 13 tur olacak şekilde sardım geldim. Şöyle şurasını bağlıyorum. Bağladıktan sonra şimdi artık çıkarabilirim. Şu şekilde bir görüntüsü oluştu bakın. Şöyle tutacağım ve çanta sapımın etrafını sarmaya başlayacağım. Bu şekilde çekmecede sarma işlemini tamamladıktan sonra şöyle bakın dümdüz olacak şekilde tutuyorum. Ve şuradan itibaren ipimin devamından sarmaya başlıyorum. Bakın şu ipimi alıyorum. Devamı olan ipimi. Şu şekilde bir parmağım girecek şekilde buradan çantamın halkasını geçireceğim. Az önce gövdeye sabitlediğimiz halkayı. Şöyle bakın sarma işlemine başlayacağım. Şimdi bu ipinizi açarak da sarabilirsiniz. Ama düz tarafı gelerek sarmanızda düz tarafına yani ters tarafı dışa gelmeyecek. Düz tarafı dışa gelerek sarmanızda yeterli olacaktır. Şöyle biraz sıkarak sarmanızı tavsiye ederim. Aralarda hiç boşluk kalmaması gerekiyor. Bu şekilde bakın sıramızın sonuna kadar sarmamız gerekiyor. Şöyle bir çanta sapı görüntüsü olacak. Sıramın sonuna kadar geleceğim. Şöyle bakın sıramın sonuna kadar çantamın sapını sardım geldim. Gayet şık bir görüntüsü oldu. Şöyle bakın burayı da parmağımla düzelterek hala parmağımı orada tutuyorum. İpimi kesiyorum arkadaşlar. Ve İpime iğne taksam kalın uçlu daha iyi olur. Şöyle iğnemizi geçirelim. Evet. İyice sıktıktan sonra şöyle ara kısımdan geçiriyorum. Ve buradan da geçirdikten sonra arkadaşlar şöyle deri ipimin içinden ipimi sabitlemem lazım iç kısma.
Şöyle bakın, ipimi çıkardım. İyice asıldıktan sonra bunun kayma ihtimali yok artık. Buradan itibaren kesebilirim. Çünkü deri iplerde kolay kolay kayma olmaz. Şöyle bir çanta sapım oldu. Şimdi şu bağladığım noktayı açıyorum en başta. Diğer tarafı da bu şekilde sağlamlaştırmamız gerekiyor. Evet, burada bunu bir halkaya geçirmiştik. Bakın, iyice sıkıyorum. Şöyle birkaç kere dolayalım. İğnemize takıyoruz. Şöyle iplerimin arasından geçiriyorum. Bir daha geçirelim. Şöyle de yapabiliriz. Şöyle bir daha geçirdikten sonra ipimin arasından geçirip kitleme de yapabiliriz. Şu düğümü sadece çanta sapımın içine doğru alsak çok daha şık bir görüntü olur. Şimdi aynı işlemi bir daha yapacağım. İğnemi geçiriyorum ve şöyle ipimin içinden geçirdim. Evet. Şimdi bu ipimi de aynı şekilde çok az yürüteceğim ve keseceğim. Şimdi sırada halkamın bu açık kısımlarını üste getirdim. Bakın, bu halkalardan zincirden geçirmem gerekiyor. Halkadan geçirmem gerekiyor şu kısmı. Şöyle bakın, çantamızın sapını da tamamlamış olduk. Bence çok şık bir çanta sapı oldu. Son olarak püskülünü de yapacağız. Çantamızı bitireceğiz. Püskül yapılışı için şöyle bir kartondan yardım alacağım arkadaşlar. Şöyle gövde uzunluğu çantamla aynı boyda, 20 santim uzunluğunda, şu şekilde göstereyim bakın. Şöyle. Gövde uzunluğuyla aynı arkadaşlar. 20 santim uzunlukta. Şöyle ipimi alıyorum. Şu ipimin belli bir kısmını kendime ayırıyorum, bırakacağım. Ve şöyle ipimin düz kısmı yukarıya dışarıya gelecek şekilde bu şekilde dolamaya başlayacağım. Birkaç tur bu şekilde devam edeceğim. Evet, ben oldukça tok bir püskülüm olmasını istediğim için bayağı bir dolama işlemi yaptım. Sanırım 20-25 kere vesaire dolamış olabilirim. Şu şekilde bakın, son dolamamı yukarıya doğru ipimi getiriyorum bu şekilde. Ve şöyle belli bir uzunlukta olacak şekilde bunu da kesiyorum. Hemen şöyle buradan dikkatli bir şekilde çıkarıyorum arkadaşlar. Şurada bırakmış olduğum iplerim var. Uçları açık olan. Burayı, tam yukarıya gelecek olan kısmı düzgün tutmam önemli. Şöyle elimle düzeltiyorum aradaki boşluklar düzgün olması için. Şuranın düzgün olması ve parlak yerlerin dışa bakması önemli. Çünkü şu şekilde bir sarma işlemi yapacağım. Şöyle ucu açık olan ipimin birini alıyorum. Ve dışa bakacak şekilde burayı sarmam gerekiyor düzgün bir şekilde.
Şimdi bu şekilde sardım, bakın. Şurada diğer ucu açık olan ipimi buldum. Şöyle ara kısımdan bağlamam gerekiyor onunla birlikte. Evet, bu şekilde püskülümü yaptım, bakın. Şu ters görünen yerleri, bakın, şöyle elimle hemen düzelteceğim tabii. Şimdi bunu şöyle araya gizleyelim. Bağlanan kısmı halkama geçirmem gerekiyor, çanta sapımdaki. Şöyle iğne yardımıyla oradaki deliği kaybetmeyelim. Şöyle çantamın şu halkasına geçirmeyi planlıyorum ben, şu şekilde. Halkamın açık kısmını çevirelim. Şöyle püskülümü halkaya geçirdim. Bakın, hiçbir kasma yapmadı. Şimdi sırada püskülümün uçlarını tek tek açmam gerekiyor. Şöyle bakın, aşağıya doğru esneterek kesmem gerekiyor. Püskülümün şu şekilde uçlarını açtım, bakın. Sırada şöyle biraz esneteceğim ve bütün iplerimin düz olduğuna emin olmam gerekiyor. Şimdi burayı dümdüz olacak şekilde keseceğim arkadaşlar. Şöyle biraz daha düzeltme yapacağım. Evet, bakın, şu şekilde bir düzeltme yaptım. Dilerseniz daha kısa ya da daha uzun da yapabilirsiniz. Ama ben çantamı bu şekilde tam boyunda olmasını istedim. Tam da istediğim gibi, bakın, dolgun bir püskülüm oldu. Evet, çantamızı tamamlamış bulunmaktayız arkadaşlar. Umarım videoyu ve çantayı sevmişsinizdir. Bence püskül de çok ayrı bir hava kattı diye düşünüyorum. Çok güzel, şık bir görüntüsü oldu. Böyle kabanlarla, kışlık kombinlerle kullanılabilecek harika bir çanta oldu diye düşünüyorum. Sadece içine bir astar yapmanız gerekebilir. Bir de şuraya çıt çıt yaptığınız zaman süper olacaktır. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Örmüş olduğunuz çantaları Instagram adresim little.fashion'a atarsanız çok mutlu olurum. Görüşürüz. Sevgiyle kalın.